Merhaba. Tanıt kendini. Benim ismim Hasan. Evet. Ben 29 yaşındayım. Evet. Doğma bir Ankaralıyım ama aslen Çankırılgazlıyım. Evet. Ben bir buçuk senedir dışarıda kalıyorum. Babaannemi kaybettiğimden beri dışarıda kalıyorum. Evet. Yani nasıl dışarıda kalıyorsun? Sokakta mı yaşıyorsun? Sokakta yaşıyorum, evet ben. Param olursa otelde kalıyorum ama param genelde olmuyor. Şey, haftada bir kere falan anca oluyor. Allah çok şükür ama. Oluyor yani, haftada bir kere de olsa otelde kalabiliyorum. Sıcak bir battaniye yorganın altında yatabiliyorum. Duşumu alıyorum, çorap çamaşır alıyorum. Yani bir kere de olsa haftada bu temizliğimi falan yapabiliyorum yani. Peki sokaklarda yaşıyorsun, selpak satıyorsun, evet. Ve çorba içebiliyorsun onunla. Evet, çorba içiyorum son zamanlarda. Para biriktirebilirsen, selpak satabilirsen otelde kalabiliyorsun, yoksa evet. Kalamıyorsun. Yoksa kalamadığın zaman üzülüyor musun? Yani yalnızlıktan üzülüyorum. Hayat şartları biraz insanı üzer tabii ama şöyle bir gerçek var. Allah insanları sınar. Ve Allah şu an beni sınıyor ve Allah bana taşıyamayacağım yükü vermiyor. Ben şu an genelde metronun dibinde yatıyorum. Kepenkler kapandığı zaman gece 1'de kapanıyor. Yere karton seriyorum. Yani havalandırma sıcak üflediği için orada yatıyorum ben. Ama yani Allah insanlara taşıyamayacağı yükü vermez. Benim de bir yerde hayatım değişecek. Benim de evim olacak, işim olacak, düzenli bir hayatım olacak. Ben buna çok inanıyorum. Allah benim yüzüme bakacak bir yerde. İnşallah ben de güzel bir hayat yaşayacağım. Peki şu andaki yaşantın, sokakta kalan birisi olarak yine de umut vaat ediyorsun, öyle mi? Tabii ki. Umut her zaman vardı insanların için. Hayatı seviyor musun, yaşamayı seviyor musun? Yani hayatın zor yanları muhakkak ki vardır ama hayat yaşamaya değer. Seviyorum. Her şeye yani, rağmen de. Zor da olsa Allah bize bu hayatı vermiş yani. Biz bu hayatı bir şekilde yaşayacağız. İnsanlar, herkesin bir sıkıntısı vardır. Kimse dörtlük bir hayat yoktur kimsede yani. Herkesin bir sıkıntısı, zorluğu vardır. Peki mesleğin nedir senin? Ben normalde garsonluk yapıyorum. Makine bölümünde okudum. Evet. Liseyi makine bölümünde okudum yani. Tam onu da bitiremedim. Kayıtlarım oldu benim odana. Şu an selpak satıyorum. İş bulamıyorum. İnsanlar biraz ön yargılar. Sokakta yaşadığımı söyleyene kadar problem yok. Ama sokakta yaşadığımı söylediğim zaman bir tane eleman aldık, alacağız, başka biriyle görüşecek gibisinden şeylerle karşılaşıyorum. Ya açıkçası bu beni biraz yıldırıyor. Hani hayal kırıklığına üzülüyorum bu konuyla alakalı ama ben iş kura falan sürekli gidip geliyorum. Ben bir iş bulacağım. Düzenli bir hayatım olacak benim de. Anladım. Kaç yaşındasın? 29 yaşındayım. Başta söylediğim gibi. Ama hayata her şeye rağmen yine de mutlu olacağını ve bu zamanın geçeceğini biliyorsun. Çünkü İnsanlar evlerinde yaşarken bir sürü kafalarına sıkıntılar takıyorlar, problemler, geçmişe takılıyorlar, bir sürü sorun yaşıyorlar evlerinde sıcak yuvalarındayken. Onlara ne dersin? Bunlara benim de evim varken bunları ben de yapıyordum. Ama beterin beterini gördüm. Yaylalar çiçek açtı, gönlüm sana bulaştı. Mühür vurdun kalbime, sevdam dağları açtı. Yaylalar çiçek açtı. Tamamı mahvet beni, kız tamamen yok et beni, kız tamamen bitir beni, saçın beni dünyada avav. Temel Almanya'da çalışıyor, bir tane kon köpeği var, akıllı köpek. Böyle ne dersen yapay, aray Fadime'yi Almanya'dan. Fadime diye ne var ne yok, iyi miyim, kapatıyor telefonu.
İkinciye kuçeleni tabi ulan ne var ne yok diye yiyemeyim. Fırt kapatıyor telefonu. Üçüncüye diye konti ver lan. Ver iyi köpeğe. Ne var ne yok oğlum. Vuh vuh. Kim var eve? Ne yapaylar? Adım ver! Bırak! Parayı nereye gömdünüz ola? Puh! O parayı çıkarın ortaya çabuk. Çabuk! Yakarım yoksa burasını. Puh! Yetersiz dönüş silahları sizi. Oo, niye diyorsun Yakup abi? Puh! Ulan sen kimsin? Sıçlama beni 5 konuda. Kaybol. Abi tanımadın mı beni? Memiş ben. Küçükken seni babam sünnet etmiş. Sarı bir pipum varmış. Ağlaymışsın koca adam. Vokiyanın sebisi seni. Kaşınma sarılığı işini çıkartıp vururum suratına. Sen mi osuruk baban sarılığı George'un bayılmadı mı? Onları niye anlatmayıysa? Osurmuşsun korkudan. Kokuya bayılmış baba. Puh. Yalancı, şerefsiz herif. Benim babam herif değil, şerif oldu. Amerika'ya taşındık biz. Git başımdan. Dolarla tokatlarım seni. He? Kimi tokatlayıyorsunuz ulan? Seni damarlarına boncuk boncuk sıçtığım. Balina hayalarını yaladın da mı cıldın? Nereden geliyor bu cesaret? Atayım mı seni buradan aşağı? Beş kolulu yaratık seni. Pis lan. Yakup abi kakamı ye. Necine kaldık ya? Yıldızsın, denize ne işin var? Şekil yap ayıba. Terk et burasını. Boka şafı. Lan geçti bana geçti. Helikopterin geçti. Trabzon'da arıcılık yapan İbrahim Sedef arılardan çok ayılarla uğraşınca onlarla en iyi balı seçme testi yapmaya karar verdi ve ortaya da çok ilginç görüntüler çıktı. Ballarınız koca olanlar tarafından tarafsız, torpilsiz ve ücretsiz olarak itina ile test edilir. En iyi bal hangisidir sorusuna en tarafsız yanıtı koca olanlar verdi. Koca olanlar gerçekten ağzını tadını biliyor. Ballara gelen her ayı ilk önce anzer balını yedi. İkinci olarak anzer balından başladı. İkinci çiçek balını, üçüncü kestane balını, üç reçeline hiç bakmadı. İbrahim Sedef Trabzon'da 10 yıldır arıcılık yapıyor ama arılardan çok ayılarla uğraşıyor. En son ayılar yemesin diye kovanlarını konteynerin üstüne koymuştu. Ama ayılar konteynerin de üstüne çıkıp ballara ulaştı. Ballarını ayılardan koruyamayacağını anlayan İbrahim Sedef de ayıları kullanmaya karar verdi. Onlara bal testi yaptırdı. Bakalım koca olan yine aynı sırada mı balları yiyecek? Bir masanın üzerine kaplar içinde anzer, çiçek ve kestane balıyla vişne reçeli koydu.
Bunu birkaç gece üst üste denedi. Balların yerlerini değiştiriyoruz, şaşırtıyoruz. Gelir gelmez anzer balını yemeye başladı. Ondan sonra diğer balları yedi. Ben öyle Türkçe müzik dinlerden pek hoşlanmam, ben yabancı müzik hastasıyım. Ben de öyle, ben de Rihanna'yı, Adele'yi çok dinlerim. Kalbimi kırdın, arkamdan vurdun. Kalbimi kırdın, arkamdan vurdun. Hatırına bulsun dayınası. Durmaz araba, durmaz. Da tanıtacak, ondan sonra da sunumunu yapacak. Tamam mı Ali Kemal? Efendim? He, sunum. Sunum. Hocam ben öz hakiki Maraş dondurması getirdim size. Şöyle takdim edin. Bir kere de bunun içinden bir karalağına çıkmasın ya. Bir vanilyalı bir şey çıksın, bir değişik. Hocam kusura bakmayın, size de mahcup oldum. Yok tamam oğlum, bir şey yok oğlum. Hocam gerçekten tamam, kusura bakmayın. Tamam Ali Kemal oğlum, bir şey yok, tamam bir şey yok. Anamın lahana yemesi. Tamam Ali Kemal, tamam. Aa, yavrum Maraş dondurması niyetine getirmişsin, o da yerli malı sayılır. Gidiş yolundan puan verdim. Hadi sunumuna geç şimdi. Ama ben şimdi dondurma olarak düşünmüştüm. Oku oku yavrum, olsun. Oku. Dondurmam sevgilim. Her yaz yerim, yedikçe serinlerim. Her çeşidi ayrı güzel. Koy dedim, vanilyalıdan da koy. Hazırladı dondurmacı. Uzattı çekti, uzattı çekti. Elime külah kaldı. Dondurma yoktu. Dondurmasız bir çocuk oldum şimdi, uykusuz, aksi. Bak geldi. Bu da kitap. Bak belanı geçti. Çok estağfurullah. Bu da bu kitap ne var burada? Yalan mı baba? Çocuk korkar. Ha bunu çocuğa seyretin mi? Çocuk korkar. Ama baba eniş korkar baba. Değil mi? Kız o yılan kelimi bana kaçırdı. Misafirlerimize soralım mı ne içeceklerini? Soralım tabii. Mehtap. Evet. Neyi bekliyorsun hocam? Efendim siz soralım dediniz ya, birlikte sormak için bekliyorum. Sen sor diye dedim Mehtap, sen anlamıyorum. Efendim şimdi siz dediniz ki Mehtap Hanım misafirlerimize soralım ne içecekler dediniz ya. Cümlenin yapısına baktığımızda efendim birlikte sormamız gerekiyor. Ben sorayım Mehtap ne şey olacak, sen not al. Oldu peki, o da olur. Vallahi iznini yakacağım senin, bir daha gitmeyeceksin folklor kursuna. Çok tatlısınız. Efendim ben sorayım size, ne alırsınız, ne içersiniz? Ben çay içerim. Çay içiyor. Ha bunun çay içtiği yerde ben orta şekerli kahve içerim. Ha bunun orta kahve içtiği yerde ben sodalı ayran içerim. Ha bu sodalı ayran içiyorsa ben bir tane az sütlü fayta çikolata moka içerim. Ama çikolata mokalata içersem ben de aynısından içerim. Aklıma bir şey gelmedi. Harika. Hepsi var efendim. Hiç merak etmeyin. Mehtap şu kalemi al, onu lazım olursa. Canım çay, may, kafe, lake, moka ne varsa, limonata, soda, ayran, sıvı. Al hemen getirelim, tamam mı hacı hanım? Tamam.
Tamam İbrahim Beyciğim ama siz zahmet etmeseydiniz ben getirirdim. Ne diyorsun Mehtap, hemen hazırlayalım işte bir şey. Hayır siz getirin dediniz ya, getirelim demek birlikte getirmek demek İbrahim Beyciğim. Yani ben anlamıyorum gerçekten. Ben getireceksem getirmemeniz gerekiyordu. Siz getireceksiniz, getiriyorum demeniz gerekiyordu. Ama siz getirelim dediniz. Doğal üstü çoğul iki kullandınız İbrahim Beyciğim. Ondan da getirmemiz gerekiyor. Mehtap git. Oldu. Yani şöyle açık olun benim canımı yiyin. Hayret dökmeden getirmişsiniz. Abi alayım ben. Ha? Ne oldu da? Ne oldu lan? La çayı ben söyledim. Oğlum la çay dedim be. Ya saçmalama, sen ayran söyledin. Sen sana söyledin, çayı ben söylemişim. Ulan abla yanlışın varıdır ya. La İsmail abim kahve istedi. Mesut abim çikolatalı fokya istedi. Sen bilmem ne istedin, çay da benimdir. Ver bakalım. Ya göz göre göre yalan söylesin. İsmail abim sodalı kahve istedi. Mesut abim ayranlı gazoz istedi. Bu da nakiyata makiyata bir şey istedi. Sen Allah'tan cezanı istedin. Çay da benimdir, onu getirin hele bana. Ne oldu abla, ne de tamam ya, edersin. Ne sorun değil. Mesele etmeyin. Mesele etmeyin. Yapmayın bunları. Çaydır ya. Aa! Aa! Artık. Skeç olduk burada. Ne yapıyorsunuz? Çay ya. Herkese çay getirelim Mehtap Hanım. Getirin. Çay getir. Oldu hemen. Net olun canımı yiyin.